Piyasa koşulları değişmezse. Evet. Bir ALB Forex'e gidelim. Rıdvan Başürk bizi ALB'de bekliyor. Rıdvan'a iyi akşamlar diyerek bir dolar TL'ye soralım. 3.05'i gördük bugün. Şu anda 3.04.50'lerde. Kur konusunda ne dersin Rıdvan? Amerika'dan gelen veriler vardı ama içeride tabii politik gelişmeler yakından belki de daha etkili bir şekilde fiyatlanıyor. Nedir öngörünüz? İyi geceler Barış öncelikle. Tabii kur tarafına bakıldığında dengelenme sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerden sonra kurda geri çekilmeler ön planda. Tabii burada senin de bahsettiğin gibi içerideki siyasi tansiyonun geçtiğimiz haftaya nazaran biraz daha düşük seyretmesi TL tarafında bir miktar toparlanma eğilimi yaratıyor diyebiliriz. Bugüne bakıldığında hem Amerika tarafından hem de yurt içinden önemli bir veri ve haber akışı takip edilmedi. Kur tarafında ilk etapta aşağı yönlü hareketler etkili olmasına rağmen özellikle 3.02 seviyesinin altında bir kapanış gelmemesiyle birlikte tekrardan bir miktar yukarı gittiğimizi söyleyebiliriz. Tabii yarın oldukça önemli bir gün olacaktır. Yurt içinden ziyade artık yurt dışı fiyatlara dahil olmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü yarın akşam FOMC toplantısı gerçekleşecek. Tabii piyasalar herhangi bir faiz artırımı beklemiyor ancak gelecek olan açıklamalar oldukça önemli olacaktır. Basın toplantısı olmayacak ama birkaç açıklama gelmesini tabii ki de piyasalar bekliyor ve bu açıklamaların önümüzdeki aylara ilişkin ne gibi bir sinyal vereceğini bekleyip göreceğiz diye söyleyebiliriz. Bu açıklamalarda özellikle Fed'in yılın geri kalan aylarında biraz daha agresif, yani biraz daha şahin tutum göstermesi durumunda tüm piyasalarda özellikle gelişen ülke varlıklarında biraz değer kaybı mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun da TL tarafında bir miktar değer kaybına sebep olabilir. İkinci ihtimal ise Fed'in güvercin olması ki zaten yıl genelinde bir faiz artırımı bekleniyor Fed'den. Bunun yapması bile şu an belki de biraz zor olacaktır. Yıl başında 4'tü, bu 1'e kadar geriledi. Bu nedenle yani iki toplantı sonrasında güvercin bir tutum sergilenmesi diğer yandan risk iştahını da artıracağı gibi gelişen ülke piyasalarına da para girişini devam ettirebilir ki geçen hafta negatif ayrışan TL cinsi varlıklarda bu toparlanmanın biraz daha farklılaşması beklenebilir olumlu anlamda. Teknik açıdan da bakıldığında 3.02'yi konuşmaya devam ediyoruz. Hafta başından bu yana önemli bir destek seviyesi. Bugün aşağısı görülmesine rağmen günlük kapanış gelmediğini görüyoruz. Şu an yukarıdayız biraz daha. O yüzden yarın akşam yapılacak olan toplantı ve açıklamalar sonrası 3.02'nin altındaki kapanışlarda kur tarafındaki mevcut aşağı yönlü kısa vadeli eğilimin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Efendim çok teşekkür edelim Rıdvan Başürk'e, ağzına sağlık diyelim. Özlem Bayraktar Gökşen burada, Şant Monukken burada, piyasaya dair de konuşacağız. İşte kur ne olur, borsa ne olur, ons ne olur mesela altın, Şant'a soracağız. Bir ara aranın ardından karşınızdayız.